İşte ama biz 2002 ve 2000 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği arasında ağaç dikim protokolü imzalandı. Toplam 27 milyon ağacın toprakla buluşturulacağı Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller projesi kapsamında ilk etapta 310 çam ağacı dikimi yapıldı. Törende açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller projesi için burada olduklarını kaydetti. Geleceğimize yeşil şehirler, huzurlu nesiller diye bir proje için buradayız. Gaziantep Büyükşehir olarak biz ve arkadaşlarımız dünyayı cennete döndürmek için buradayız. Ve biliyoruz ki hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Çünkü bizde bir saygı kültürü de var. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. Yeşili seven bir şehiriz. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında zaten bu konuda çok büyük bir hassasiyet var. Hükümetimiz, Orman Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama birini tarımdan, öbürünü ormandan bekleyemeyiz. Hepimizin yapması gereken çok iş var. Hepimizin kardeşçe birlikte yaşaması için bu ağaçları ormana dönüştürmemiz gerekiyor. Onun için buradayız. 14 bölgede daha büyük ağaçlarla çalışmaya başlıyoruz. Çünkü çok küçük fidanlar elbette çok önemli ama çok zaman alıyor. Daha hızlı gölgesi olsun, daha hızlı yeşilimiz olsun. Bu kararı aldık. O yüzden bu kararımızı hayırlı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, yeşil bir dünya için gayret ettiklerini belirtti. 27 milyon ağaç çok büyük bir proje. Gerçekten bu projeyi gerçekleştirdiğimiz zaman işte burada belirtildiği gibi yeşil şehre ulaşacağız ve huzurlu nesiller elde edeceğiz. Çocuklarımız nasıl geleceğimizse ağaç ve yeşillik de bizim geleceğimizdir. Bunu özellikle burada belirtmek istiyorum. Gaziantep Kent Konseyi olarak Yeşil Gaziantep projesinde biz de yer aldık. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şehit Kamil Belediye Başkanlığı ve Orman İdaresi ile çok güzel bir çalışma yaptık. Kendilerine, şahsım ve yürütme kurulu adına çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından protokol üyelerinin de katılımıyla toplam 310 adet çam ağacı toprakla buluşturuldu. Emeğinize sağlık. Rabbim devamını getirsin diyor. Çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.